Son zamanlarda akademik başarı diye bir kavram hayatımıza girdi. Annelerin, babaların özellikle çocukları ile ilgili bir konuşma yaparken en çok kullandığı şeylerden bir tanesi bu akademik başarı. Akademik başarı. Akademik başarı tabii ki önemli. Çocuklarımız akademik olarak çok ama çok başarılı olmalılar. Olmakta zorundalar. Fakat bunu yaparken bir diğerini ıskalamamak lazım. O da nedir? Arkadaş ilişkilerinde başarı, duygusal başarı, aile ilişkilerinde başarı, toplumsal hayatta başarı, evleneceği evlilikte başarı. Maalesef bunları ertelemeye ve ötelemeye başladık. Dikkat edin, çocuğumuz karneyi getirdiği zaman anne baba ilk ne tarafa bakıyor? Sağ taraftaki notlara bakıyor. Kaç almış? 5, işte 4, 5, 5. Halbuki karnenin sol tarafıyla kimse ilgilenmiyor. Karnelerimizin sol tarafında çocuğumuzun kişiliği, kimliği, karakteri, arkadaş ilişkileri, iletişimi, anne babayla iletişimi, disiplini, ders çalışması, bütün bunlar karnenin sol tarafında yazıyor. Genelde ya birçok öğretmeni tenzih ederim ama gelişi güzel dolduruluyor aslında biraz da. Yani öğretmenin yorumu. Ben anne babalara en çok bunu tavsiye ederim. Karnelerin sol tarafıyla ilgilensinler. Çünkü çocuklarımızın kişiliğini, kimliğini, karakterini belirleyen unsurlar orada yazıyor. Yani evet, bizim çocuğumuz akademik olarak ilerlemeli, kendini göstermeli, dahi bir genç, dahi bir evlat olarak elbette bizi gururlandırmalı. Ama herkes okuyacak, herkes eğitimle bir yerlere gelecek diye bir şey söz konusu değil. Okumayıp sosyal hayatın içerisinde yer alan, esnaflık yapan, iş adamlığı yapan, herhangi bir işe giren, orada başarılı olan bir sürü insanlar var. Hatta çok insan var. İşte o insanların kişiliğinin, kimliğinin, karakterinin bu şekilde oturmasında fayda var. Anne babalar böyle zamanlarda evlerini kapatıyorlar. Kendilerini dış dünyaya kapatıyorlar. Çünkü niye? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta batıda, gelişmiş ülkelerin hiçbirinde sınav diye bir şey yok. Ama bizim ülkemizde sınav yapmazsan bu öğretmen bir şey anlamıyor diye hemen anne babalar şey yapıyor. Öğretmenle ikili bir takım ilişkiler içerisinde giriyor. Halbuki gerek yok. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta sınav endeksli, sadece sınava bağlı olarak devam eden bir sistem yürüyor. Ondan sonra ne oluyor? Çocuk liseye geçiş sınavları, üniversiteye giriş sınavları. Liseye giriş sınavlarında, üniversiteye giriş sınavlarında aile kendini kapatıyor. Bizim çocuğumuzun sınavı var bu yıl. İşte misafir kabul etmiyoruz. İşte eve misafir geliyor, çocuk konfor alanından ya da ders çalışma alanından çıkıp hoş geldin demiyor. Anne temizlik yapıyor, annesine yardım etmiyor. İşte birisi geliyor, iki göz teması kurmuyor, ikili diyalog halinde bulunmuyor. Evin içinde tamamen tırnak içinde sınava özel bir, tabiri caizse, hapishane inşa ediliyor. Halbuki bir taraftan evet çocuğumuzun iyiliğini düşünüyoruz ama çocuklar sonra bir bakıyorsunuz üniversite sınavından, lise sınavından çok yüksek not alıyor. Ama iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Sosyallikten uzaklaşıyor. Anne babaya yardım etmenin hazzını yaşayan, anne babaya yardım etmek ne kadar güzel. Misafire hoş geldin demiyor. Ya da misafirliğe gitmiyor. Yani bu dengeyi kopartmamak lazım. Şimdi Buhari'de geçen bir hadis var. Çok önemli. Köle kadınların efendilerini doğurmaları diye. Çocuklarımızı evet anne baba rolü olmadan çıkartıp kendimizi, onları kendimize efendiler haline getirmeyelim. Evet, akademik başarıyı öncelleyelim. Bunu yaparken çocuğumuzu kültür, sanat, edebiyat alanlarından kopartmayalım. Çocuk işte spor yapmak istiyor, müzikle uğraşmak istiyor, resim yapmak istiyor, sanatsal bir takım faaliyetlerin içerisinde bulunmak istiyor. Biz hemen çocuğu ne yapıyoruz ki? Matematikten bir velev ki 3 alsa, 4 alsa, 2 alsa seni hemen ondan alırım diyoruz. Çok büyük yanlış. Kendini ifade edemeyen çocuklar potansiyelini, içindeki enerjiyi dışarıya doğal yollardan atamayan çocuklar öfke patlamalarına, sinir krizlerine, kendini iç dünyalarına çekip yalnızlaşmaya itiyorlar. İşte bu zararı ailelerin görmesi lazım. Mutlaka çocuklarını akademik başarıyla beraber kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerin içerisinde çocukların kendini ifade edecekleri alanlar bulmaları lazım. Mesela Batı'da, gelişmiş ülkelerde bakıyorsunuz, kendilerini bu şekilde tarif ederken aynı zamanda akademik notlarının da, yani o sportif, sanatsal, kültürel, akademik notlarında çok başarılı olduğunu görüyorsunuz. Çok başarılı. Bizim ülkemizde de tam tersi bir algı var.
Bu algıyı kırmamız lazım. Çocuklarımızı sanatçı, çocuklarımızı sporcu, çocuklarımızı müzisyen olarak yetiştirmemiz lazım. Hele hele bazen, yani bazı muhafazakar ailelerde ben bunu sanki bir tabu olarak, zinhar yapılmaması gereken bir alan olarak görüyorum. Halbuki sanatçınız olmazsa sizi ifade edecek insanlar, çünkü onları takip eden insanlar onlara bakıyor. Onların ağzına bakıyor, onların attığı bir tweet'e, onların yaptığı bir yoruma, onların ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine bakıyor. Siz doğru rol modeller oluşturmazsanız, işte bu yanlış rol modellerin peşine giden çocuklarımız bir başka açıdan yine zehirlenmiş oluyor. Evet, evet, akademik başarı çok önemli. Devam edelim ama çocuklarımızı duygusal, aile içi ilişkilerde başarılı, arkadaş ilişkilerinde başarılı, yarın bir gün kendileri aile olduklarında o aile içinde başarıyı sağlayacak çocuklar olarak yetiştirelim inşallah.